Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Biz spor stüdyolarında 24 Mart Perşembe günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikteyiz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız abi. iyi misiniz? Teşekkür ederim siz. İyiyiz bizde her şey yolunda mı? Harika. Sabah programdan önce çaldığım şarkılarla sizi 70'li yıllara götürdüm ama geri gelebildik mi oradan? Okulda, Bir ara kalktın gittin <laughs> odadan toparlanıp kalktın gittin ama. Çok anlamamakla birlikte, senin kadar uzman <laughs> birlikte... Bu 70'lerin aranjmanlarını ben sevmiyorum. Yani. 80'lerle beraber beni yakalıyor. Bu konuda bir türlü bir şey yapamadık sizinle. Mutabakat e, sağlayamadık. Mutabakat bir fikir birliği sağlayamadık. O zaman da herkesin fikri elbette bir izleyicilerimiz için söylüyorum. Herkesin hani sizin de birebir konuşma fırsatımız oluyor. Ama izleyicilerimiz için herkesin kendi beğenisi fikri var. Ancak şuna hiç kimse itiraz edemez kanaatindeyim. Organik. O zamanın müziği. Aranjmanı, orkestrasyonu, her şeyi organik. Asıl güzel, belki de ben çocukken dinlediğim için o şarkıları bilmiyorum ama. Yok yok, senin müzisyen yönünün keşfedilmesi lazım. Ben Sen kendim bu keşfedemedim ki bir başkası keşfetsin. Sağlam Çıkmadı bir uzmanlığın yani. var yani. <laughs> estağfurullah, diyorum. estağfurullah. Değerli izleyenler bugün Amirli Futbol Takımı, neyse gelebildik mi kendimize, toparlayabildik mi? Çok harika davranım. harika, Peki. çok iyiydi şarkılar. Bugün e, Amirli Futbol Takımı'mız Portekiz'de maç oynayacak malumunuz tamam mı devam mı karşılaşması eğer portekizi geçersek ondan sonrasında bir final daha İtalya ve eğer İtalya'da geçersek kupanın zaten yarısını kesip ortadan versinler bize diye daha önce konuşmuştuk buradan. İlk sayfamız geliyor ekranlarınıza sabah gazetesinden başlığımız Yolun sonu Katar olsun. A milli takımımız 2022 Dünya Kupası elemeleri playoff yarı finalinde Portekiz'de karşılaşıyor. Ay Yıldızlı ekibimiz Porto'daki maçı kazanması halinde. Finali İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle 29 Mart Salı günü Konya'da oynayacak demiş gazete. Tek maç üzerinden oynanacak. Karşılaşmayı kazanırsak eğer İtalya-Makedonya eşleşmesi galibiyle oynayacağız. Şimdi şurada yarı final 22-45 Portekiz Türkiye, İtalya, Kuzey Makedonya, İsveç, Çekya ve Galler Avusturya maçları oynanacak demiş gazete. Burada 11'leri de tahmin etmiş Uğur Bey. Bizim 11'imiz kalede Uğurcan. Soldan sağa doğru savunma attı. Caner Çağlar, Serdar, Merih, Zeki. Bir tane fazla mı olmuş ya? Evet, 3 stoperli yapmışlar. Yani ha, öyle bir beklenti mi var? Birazdan gazetede üçlü savunma sürprizi diye bir şey okuyacağız. Başlık okuyacağız herhalde ona istinaden. Öyle mi? Böyle bir e, şey Pek gazete. Konuşuruz. Forvet bölgesinde Kerem Hakan, Dorukan Cengiz ve en ileri uçta da Burak görev yapacak diye tahmin etmiş. Portekiz tarafında Patricio Kalede, Mendes, Danilo, Fonte ve Suarez savunma dörtlüsü. Önlerinde Guedes, Moutinho, Carvalho. En ileri uçta Silva, Jota ve Ronaldo. Cristiano Ronaldo. <laughs> 11 ile sahada olacağını tahmin etmiş Sabah gazetesi. Milliyet gazetesi söylediğimiz gibi üçlü savunma sürprizi başlığı var. Bakın en altta. Stefan Kuntz'un antrenmanlarda üçlü savunma üzerinde de durduğu Serdar Aziz Merih Çağlar dizilişiyle Portekiz'in karşısına çıkabileceği öğrenildi. Şöyle ki Alman teknik adamın dörtlü savunma dışında üçlü savunmayı da denediği ortaya çıktı. Portekiz karşısında alışılmışın dışında bir taktik anlayışı sahaya yansıtmayı planlayan tecrübeli hoca Serdar Aziz Tecrübeli derken? Yaş olarak tecrübesi var. Altyapı tecrübesi Sadece var. İşte 60 yaşına yakın. Peki. Futbolcu olarak deneyimi büyük. Aynı noktadan devam ediyorum. Tecrübeli hoca Serdar Aziz, Merih Demiral, Çağlar Soyuncu üçlüsünü savunmada deneyerek 3-5-2 formatını da cebinde tuttuğu iddia edildi. Bunun yanı sıra Kunsun, Merih ve Çağlar'ı merkez savunmada tutarak Caner ve Zeki'yi beklere koyup dörtlü savunma taktiğini de antrenmanlarda uyguladığı vurgulandı. Hemen üstünde kazanırsak ağlamam başlığını görüyoruz. Ay Yıldızlı ekibin teknik patronu Stefan Kuntz sahada aktif olacaklarını söyledi. Harika oyuncularımız var. Zorlu maçlara dayanıklı bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Portekiz'de 3 oyuncunun eksik olmasını avantaj olarak görmüyorum. Bu kez kazanırsak ağlamayacağım dedi. Zaten bu sempatik yönünü, insani yönünü ortaya koymaktan, insanlar da bu şekilde sadece kameralar önünde değil, kameralar arkasında, toplantılarda, sohbetlerde de gerçekten öyle bir adam pozitif ee, insani şey yüksek yaklaşımı yönü yüksek pozitif yanlış anlaşılmasın da yani herhangi bir konuşurken temas ederken bir ee, nasıl ifade etmek gerekir bilmiyorum da bir egodan bahsetmek mümkün değil. Ne varsa hakkında ya da neyi doğru görüyorsa net bir şekilde bunu hiçbir şeyden çekinmeden doğru cümlelerle, doğru kelimelerle e, ifade ediyor. O konuda iletişime çok açık ve pozitif bir insan olduğunu söyleyebilirim Stefan i̇şte Kuntz'un. Biz Türkiye'yiz herkesi yeneriz demiş. Amirli takım 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff durumda deplasmanda Portekiz'den final biletini kapmaya çalışacak. Peki nasıl bir 11 tahmin etmiş? Uğurcan Kale'de Zeki Çağlar Merih Can Taylan, Hakan, Orkun, Kerem, Cengiz ve Burak biraz da e, hani bizim öncesinde yaptığımız tahminlere uygun bir 11 tahmin etmiş Milliyet gazetesi. Portekiz kalede Rui Patricio, Cedric Fonte, Jose Fonte, Danilo, Guerrero, Nunes, Carvalho, Fernandes, Silva, Diego Jota ve Ronaldo 11'ini tahmin etmiş. Bir sonraki sayfamız Fanatik Gazetesi sahada aktif olacağız. Yine Ştefan Kuntus'un sözleri Portekiz karşısında sahada aktif olacağız. Rakibin oyunundan çok sizin ne yapacağınız önemli. Buna göre çalışıyoruz. Sadece Ronaldo'ya karşı değil 11 oyuncuya karşı mücadele edeceğiz. Hepsi kaliteli dedi. Daha önce de söylemişti Stefan Kuntus takım olarak bizim ne yaptığımız önemli. Bire oyunculara birebir önlem almaktan ziyade. Alman teknik adam böylesine zorlu mücadelelere dayanabilen bir takım oluşturmak istiyorum. Büyük takımlara karşı mücadele edebilme potansiyeline sahip ol olduğumuza inanıyorum. Ronaldo'dan bahsediyorsunuz ancak 11 oyuncu sahaya çıkacak. Hepsi iyi ve kaliteli. Sadece Ronaldo'ya karşı değil 11 oyuncuya karşı mücadele edeceğiz. Portekiz'de 3 savunma oyuncusunun olmaması bizim için bir avantaj değil. Portekiz'in yerine koyacağı oyuncuları belki daha da iyi oynayacak bir avantaj olarak görülemez bu diye konuştu. Burak Yılmaz teknik direktör Stefan Kuntz'la beraber basın toplantısına katıldı. Dünya Kupası'na gitmek istediklerini söyledi. Çok zor bir kura çektik. Portekiz'de, Portoda oynamak daha da farklı. Portekiz'de dünyanın önemli oyuncusuyla büyük liglerde oynayan 10 oyuncuları var. Ronaldo'dan bahsediyor. Ronaldo ve arkadaşları yani. Baştan yenildiğimizi düşünerek gelmedik. Bizim de hayalimiz var. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz dedi. Şimdi konuştuğumuz şeyleri bir sene geriye sarsak ve bütün avantaj bizim elimizdeyken bu noktaya geleceğimiz acaba hiç aklımıza gelir miydi? Bir düşün, düşünüyorum. Santos iki nokta üst üste final olacak. Türkiye maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye'nin çok iyi futbolcuları var, Türk futbolu harika bir yere sahip oynadığımız maç bizim için final olacak yorumunu yaptı. Türkiye iyi bir takım. İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da oynayan futbolcuları var. Türk futbolu harika bir yere sahip. Çok kaliteli ve yaratıcılar. Gerçekten agresif bir yapıya sahipler. Kalpten oynuyorlar. Doğal olarak kendi halkları, aileleri için oynayacaklar. Maçta oyun git gel şeklinde olacak. Bazı karakterler bizim için pozitif, bazıları ise negatif olabilir. Oyuncular... Raga Ustadı'nda ellerinden geleni yapacaklar. 11'im aşağı yukarı belli ama bazı ufak tefek şüphelerim var. Bir şeyler değişe bilir sözlerini gazete okuyucusuna aktarmış. Uğur Bey, Portekiz basınına da bakalım mı? Tabii. Rekord gazetesi gelsin o zaman ekrana. Portekiz'den. Demiş ki Akredita yani Cristiano Ronaldo Akredita ilk gördüğüm zaman dedim ki hani yerini ayırttı şeklinde bir başlık. Herhalde böyle çevirmek daha doğru olacak ama sözlük anlamına bakınca e, Ronaldo inandı şeklinde çeviriyor. Sözlük altında yani Cristiano Ronaldo inandı. Portekiz'de aynı doğrultuda inandı şeklinde Rekord gazetesi de bu akşama ilişkin beklentilerini dile getirmiş. Ojogo gazetesi burada biraz daha hocaya dönük bir başlık atılmış. Fernando Santos'un 3 finali diyor. Muhtemelen bu akşam kazanacağını varsayarak sonrasında İtalya ve tahmin ediyorum ondan sonra da turnuvanın ilk maçı şeklinde hocanın geleceğiyle alakalı ki burada da yazmış. Diğer yandan hemen altında Santos'un 3 finali başlığının altında Stefan Kuntz'a da bir başlık açılmış. 2017 yılında Almanya'nın 21 yaş altı takımının başındayken şampiyon olduğunu ve Almanya'nın en iyi ikinci olarak seçildiği bu sebeple de Portekiz'in elendiği bilgisini paylaşmış. Yani bir kez daha elimizden daha önce bir kere elimizden şampiyonluğu almıştı. Stefan Kuntz diye de okuyucusuna bilgi vermiş Ojogo gazetesidir. İstatistiklerimiz var. Her iki takım incelememi, incelemelerimiz var. 11'leri de konuşacağız. Ama öncesinde genel geçer olarak buyurun direkt başlayalım. Bu seviyede beraber olduğumuza göre Portekiz'le e, şunu kabul etmemiz lazım. Aktüel performansı itibariyle çok uzakta değiliz. Evet genetik olarak, e, tarihsel olarak 21. yüzyıl performansı olarak elbette Portekiz bizim üzerimizde 2016'nın şampiyonu, 2019'un UEFA Uluslar Ligi şampiyonu. Son e, 6 yıla 2 tane e, kıta turnuvası, kıta kupası kazandırmış. E, Avrupa'nın futbol ekollerinden bir tanesi şüphesiz ve kadrolarında halen gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak anılan, kimilerine göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olan Cristiano Ronaldo'yu barındırıyorlar. Belki de son dünya kupası fırsatı olacak Ronaldo'nun ve onun için de e, bu maç tabii ki hayati önem taşıyor. Onun yanında da e, birey birey ele aldığınızda gerçekten dünyanın belki de çok yönlülük anlamında en özel milli takımı. Belki Brezilya ile o anlamda kıyaslanabilir. Çünkü Cristiano Ronaldo'su bir premierlik takımının e, en önemli oyuncusu. Bernardo Silva'sı başka Premier Lig takımının hatta liderin bu sezonki en formda oyuncusu Bernardo. Jota'sı başka Premier Lig takımının, belki de şampiyonlar şampiyonu olacak. Liverpool'un e, bir numaralı santrforu. Oynamayacak olan Neves. Oynayacak olan Moutinho. Yine alternatifler içinde bulunan Leao. Özellikle ön tarafta e, çok renkli, çok yönlü, çok seçenek. Dediğim gibi çok yönlülük anlamında İspanya'nın, İtalya'nın Almanya'nın, Fransa Fransa'nın, Fransa'ya katmayalım. Belki de önünde bir futbol ekolu Portekiz. Ama bu seviyede olduklarına göre gruplarından lider çıkamamışlar demektir. Bunu da unutmamak lazım. Gruplarından lider çıkamamaları da çok da öyle ölüm grubu diye tabir edebileceğiniz bir grup değil. Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg ve Azerbaycan'ın olduğu gruptan lider olarak çıkamadılar. Bu gruptan lider olarak çıkamadıklarına göre onların da muhakkak kusurları var. Onlar da yenilebilir. Onlar da e, saf dışı edilebilir diye düşünmek lazım. Üstelik de bu grupta Lüksemburg ve Azerbaycan'ı 4 maçta yendiler ama İrlanda ve Sırbistan'a karşı 4 maçta sadece bir galibiyet aldılar. Yani bu da önemli. Kendi seviyelerine yakın takımlara karşı 4 maçta sadece bir galibiyet alamıyor. İrlanda'yı bir maç yendiler, bir maç beraber. Sırbistan'ı bir maç beraber ve bir maç yenildiler. Bu ciddi bir veri. Portekiz e, marka değerlerinin veya market değerlerinin vaat ettiği kadar iyi bir takım değil iyi oyunculardan kurulu, iyi bir karma, iyi bir grup ama mükemmel bir takım değil. Sırbistan maçı son eleme maçında işte son dakikada sayılmayan golleri, çizgiyi geçen gollerin verilmemesini evet çok dile getiriyorlar. Haklılar ama o noktaya getirmeyebilirlerdi. Yani o noktaya kadar getirmeden o grubun fişini çekebilirlerdi. Çünkü o kaliteler, o güçler ama fişini çekemediler. Sırbistan'ı iki maçta yenemediler. Ayrıca ben o maçı 90 dakika izledim. O müsabakanın ikinci yarısı Sırbistan Portekiz'i çok zor durumlara düşürdü. Ee, Alexander Mitrovic çok iyi futbol oynadı Arkadaşlarla beraber. Birçok pozisyon üretti ve maçı 2-1'e getirmekleri sonuna kadar hak ettiler. Haklı bir şekilde getirdiler. Bizim için de referansın o maç olabileceğini düşünüyorum. Sırpların Portekiz'e karşı oynadığı oyun olabileceğini düşünüyorum. Portekizlilerin tamamlayamadığı hücumlarda, çabuk geçişlerde, kontra fırsatlarda çok etkiliydi Sırp takımı. Gerek topu hızlandırarak, gerek süratli oyuncularla özellikle sağ kanattan süratli bindirmeleriyle Portekiz'i çok zor durumda düşürmüşlerdi. Mi? Mitrovic de tamamlamıştı bu hızlı hücumları. Bizim de bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Porto ya da bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Hatta Porto dolmaları belki onların üzerinde ekstra bir çok yüksek topa sahip olma baskısı da yaratabilir. Topu paylaşmak istemeyebilirler çünkü içeride oynuyorlar. Büyük bir taraftar destekleri olacak. Dragao gerçekten etkileyici bir stat. %65, %70 topa sahip olmak isteyecekler. Bu bizim için bir avantaja dönüşebilir. Çünkü biz de yakın tarihin iyi sayılabilecek geçiş oyuncu gruplarından birine sahibiz. Çok formda bir Kerem Aktürkoğlu, uluslararası kendi kendini ispat etmiş bir Kerem Aktürkoğlu, formda bir Cengiz, uluslararası kendi kendini ispat etmiş bir Cengiz ve Abdülkadir ve Yunus gibi opsiyonlar şu an çok formda olan Abdülkadir ve Yunus gibi seçeneklerimiz var. Hakan ve Orkun da kendi liglerinde çok iyi severler. O geçiş oyununda pekala paslarıyla, akıllarıyla, zekalarıyla katkı yapacaklardır. O yüzden ben umutsuz değilim. Ee, oyun 0-0 gittiği müddetçe bence bizim lehimize gelişecek dakikalar. Daha fazla panik yapacaklar, daha fazla öne çıkacaklar ve daha fazla geçiş fırsatı tanıyacaklar bize. Hele de şununla tamamlayayım. Kansalo yokken, Ruben Diaz yokken, Pepe yokken enseyi karartmaya gerek yok. Savunmada 38 yaşındaki Fonte ile 20 yaşındaki Inasio işbirliğini bekliyoruz. Mükemmel bir savunma kilisi değil. Dengesizlikler olacak, boşluklar, koridorlar, fırsatlar olacak. Yeter ki onları değerlendirebiliriz. Stefan Kuntz'un şu sözleri bana şunu düşündürdü. Her zorluğa e, stresi sırtlayabilecek, her zorluğa dayanabilecek bir sağlam takım oluşturmak istiyoruz e, sözleri. Ligimize devre arasında 3 tane Portekiz'den oyuncu geldi. Jetson Fernandez, Chiquinho ve e, Pizzi. Üçü evet. de Doğru düzgün oynamadıkları bir ligden bizim ligimize geldiler ve çıktıkları ilk maçtan geride bıraktığımız 30. haftaya kadar ligin en çok koşan, en çok ikili mücadele kazanan ve ayakta kalan oyuncuları oldu. Ee, beni açıkçası her şeyi bir kenara Ronaldo, Eyver, yani kimse zaten kariyerini tartışacak değil Ronaldo'nun ama e, dikkatimi çeken, düşündüren tek şey bu. Bizde oyunun durarak oynanması karşı taraftaysa maça çıkmamış. Bunlar hemen ligimizin en çok koşan, ayakta kalan tempo yapabilen oyunculardan oradan geliyor olması. Belki de dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi bu. Şimdi, Ama şöyle buyur. şöyle pencere açayım buraya. Zeki Merih Çağlar, Orkun Hakan, Burak Cengiz 5 büyüklükte oynuyorlar. 6 büyüklükte oynuyorlar pardon Orkun'u da saydım. Yani bugün beklediğimiz ideal 11'imizin en az 7'si Avrupa'nın 6 büyük geliyor. O temposuyla etkilendiğimiz liglerden. Üstelik o liglerin sıradan oyuncuları değiller. Orkun 2 aydır Hollanda Ligi'nde aynı oyuncusu seçiliyor. Hakan Çağlaroğlu şampiyonluk mücadelesi veriyor. Burak Yılmaz Lille şampiyonlar son altısında ilk 11'de çıktı. Takımının golünü attı. Bir topu direkten döndü. E, Merih Çağlar takımlarının Çağlar as stoperi zaten. Merih de çoğunlukla oynuyor. Zeki son dönemde sürekli oynuyor Lille'de. Oynayan oyuncular. Yani 5 büyüklükte yarışçı takımlarda, yarışmacı takımlarda oynayan oyuncular. Bence enseyi karartmayalım bu konuda. Antitezle birlikte sentezleyerek izleyicilerimizin dimağına, kulağına bunu da bu düşünceyi de bırakmış olalım. Ve değerli izleyenler istatistiğimiz, grafiğimiz gelsin ekranlara. Portekiz ve Türkiye. Ee, Dünya Kupası elemelerindeki performans ortalamaları nasıl gerçekleşmiş acaba? Buyurunuz. Ee, Portekiz 8 maç üzerinden Türkiye 10 maç üzerinden maç sayıları farklı olduğu için. 2022 Dünya Kupası Avrupa kıtası elemelerinde. Bizim 2.7 27 gol attık biz. 2.7 gol ortalamamız var. Portekiz'in 2.1 gol beklentisi. Biz gerisinde kalmışız. 1.9'da 2.4 Portekiz'in. Şut ortalaması 19'a 3 bizde 16.7. Birazdan bunların ayrıntılarına da bakacağız ayrıntılı bir şekilde. İsabetli şut oranı biz burada daha yukarıdayız. 7 gol ortalaması tabi Hollanda maçı burada bizi ortalamamızı aşağıya çeken Tabii. maalesef 6 gollük mağlubiyet. Burada bayağı bir iki katı yapmış. Kalesinde gol beklentisi. Tahmini dürmine Hollanda maçı burada bizi 1.4'e yükseltti. Gol yemeden bitirdiği maç. Portekiz'in 4 bizim 3. İsabetle pas ortalaması yine birbirimize çok yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Kornerlerde bizden yaklaşık 1.5 korner üstünlükleri var. Yaptığı faul ortalaması da yine aynı görünüyor. Dünya Kupası Avrupa kıtası elemelerinde. Peki daha ayrıntılı bir şekilde bakalım. Mesela gollere. Burada çarpıcı bir e, fikir verecek mi acaba size? Gelsin bir sonraki sayfa. Gol atılan gol şekilleri. Mesela biz sağ ayakla 16 tane gol bulurken Portekiz 5, sol ayakla 8 tane bulurken Portekiz 2. Kafa gollerinde ise burada bayağı bir 3 katımız kadar üstünlük sağlamış. Çok enteresan Portekiz değil de. mi? 8 maçta 17 e, golün yarıdan fazlasını kafayla atmışlar. Ayakla attıkları gol sayısı kafayla attıkları gol sesini az. Bu onlar için endişe verici. Şunu düşündürür mü bize? Akan oyundan ziyade duran top organizasyonları çok iyi yapıyorlar, çalışıyorlar. Ne düşündürür mü bunu bize? Duran top ve kanat ucumlar, evet. O konuda iyi de kafa vuran oyuncular var. Cristiano Ronaldo bunlardan biri duran toplara çıktıkları zaman Fonte, Ruben, Diaz, Pepe hani şu an bazıları yok ama onlar da iyi hava topu e, silahları içinde. Oynadığı zaman Andres Silva da öyle. İyi hava topu silahları var ama bizde Merih Çağlar, e, ön libero'da kim oynayacak bilmiyorum. Dorukan, özellikle bir önceki Euro 2020 elemelerine bakarsan da iyi savunduk havada. Tamam Dünya Kupası 2020 elemlerine biraz sallandık doğru. İkiye böldük o elemeleri. İlk Hollanda-Norveç maçlarında iyiydik. İkinci Hollanda-Norveç maçlarında biraz sallandık. Norveç'ten bir duran top organizasyonuyla yedik. Hollanda'dan ceza alanında çok fazla aksiyona imkan vererek basit goller yedik. Doğru ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle Portekiz'in 8 tane eleme maçında akan oyunda ayakla sadece 7 gol atabilmiş olması onlar için kaygı verici. Az önce bahsettiğim Portekiz'in mükemmel olmanına dair bir işaret. Kanıt sayılabilecek verilerden biri. Ayrıca biz de ceza alanı dışından o 8 gol atmışız. Evet, o onlar. da çok çarpıcı. Onlar hiç atmamış. Ki bu maçta ihtiyacımız da var buna. Hakan'la atabiliyoruz. Burak'la atabiliyoruz. Orkun'la atabiliyoruz. Oynarsa Ozan'la atabiliyoruz. Var yani ya opsiyonlarımız. Enes de vuruyor. Ee, kim olabilir? Cengiz ya da Kerem de vurabilir. Bizim de ceza alanı dışından 8 tane gol bulmuş var. Bulmuştuğumuz var ki bu maçta ihtiyacımız olacak. 17 e, ceza sahası içerisinden Portekiz milli takımı 17 gol üretirken biz 19 gol ürettik. Ceza sahası dışından Portekiz takımı hiç golü yok. Bizim ise tam 8 tane ceza sahası dışından golümüz var. Bu da bizim adımıza avantaj oluşturan noktalardan bir tanesi bu akşamki maç öncesinde. Şimdi Cristiano Ronaldo elbette hoca diyor ki işte Fankuntz ona tek başına önlem almış ama mutlaka önlem olacaktır. Ondan önemlisi takım savunması. Yani bu istatistikleri konuşuyoruz. Eğer takım savunmasını doğru yapmazsak hiç fark etmez. Ayakla da atarlar, kafayla da atarlar, duran topla da atarlar. Her türlü atarlar. Cristiano Ronaldo 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 7 maç, yani 630 dakika süre aldı. 6 golü var. Asist yapmadı. Toplam 43 şutu var. Bu 6 golün içerisinde 2 tane penaltı var onu söyleyelim. 43 şut ile en çok şut çeken ikinci oyuncu Memphis Depay'ın ardından. Memphis Depay 58 şut çekmiş Uğur Bey. Bizim gruptaydı. Evet. <laughs> Bayağı fırsat verdik. Birinci olmuş. Ronaldo da 43 şutla ikinci sırada. Bu 43 şutun 17'sinde isabet bulmuş. En çok isabet bulan aynı zamanda dördüncü oyuncu Cristiano Ronaldo. Pas, yaptığı paslarda %81.3 isabetle oynuyor. Ortalarda da 8'de 4 %50'lik bir isabet yakalamış. İsabet şutlarda Memphis Depay en çok şut çeken ve en çok isabet bulan oyuncu. 28 onu Harry Kane takip ediyor. İsabetlerde 19'la. Kane'imiz yine zirvede. Evet İngiltere'de grubunu kusursuz kapattı. Ve Alt seviye takımlara karşı gol bombardımanı yaptı zaten. Tabii o da istisnerdi. Onları yukarı taşıdı. Portekiz'de grubunda Azerbaycan ve Lüksemburg vardı. Azerbaycan'ı 1-0, 3-0. Lüksemburg'u 3-1, 5-0 yendiler. Orada tamam sıkıntı yok. 12 golü orada atmışlar ama kalan 4 maça baktığın zaman esas onlar bizim için referans. İrlanda 2-1, 0-0. Sırbistan 1-2, 2-2. Yani buradaki sonuçlar onlar için kaygı verici ne Sırbistan ne İrlanda'yı tam anlamıyla çözememişler. Ee, bizim de Sırbistan ve İrlanda maçını referans kabul edebileceğimizi düşünüyorum. Ona uygun bir top oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bir de şöyle de bir e, gerçek var. Altın çizmek lazım. Ronaldo 4 gol atmış. Penaltılar hariç. Jota da 4 gol attı. Evet. Bernardo Silva ya da Bruno Fernandes de aynı zamanda gol silahları. Dolayısıyla Portekiz çok bireylere odaklanabileceğin bir milli takım değil. Her biri bir maçı alıp götürebilecek kalibrede, kalitede oyuncular. Yıldızlar toplu, bunu kabul etmek lazım ama güçlü oldukları yerler olduğu kadar zayıf oldukları yerler de var. Zayıf oldukları yerler de bu kadar yıldız oyuncunun koşmayı sevmemesi. Bence önemli bir detay bu. Zaten Fernando Santos gibi otoriter bir tek direktörle uzun süredir çalışıyor olma nedenleri bu. Bu kadar yıldızı yönetebilecek e, kalibrede, kabiliyette, karakterde olduğu için. Niye Fernando Santos'la çalışıyorlar? Portekiz milli takımı dünya kadar iyi Portekizli e, tek direktör var Avrupa çapında. Portekiz milli takımı daha iyisini getirebilir diye düşünebilirsiniz. Ama getirmiyorlar çünkü Santos'un otoritesinden ve karakterinden faydalanmak istiyor, Yıldız yönetiminden faydalanmak istiyor. Ama topu kaybettiğinizde Bruno Fernandes'i, Bernardo Silva'yı, Jota'yı, Ronaldo'yu geriye koşturmak kolay değil. Bizim de fırsat bulacağımız yer orası bir Alman icadı olan bir yıl. Geçiş oyunu yani Almanların adını koydu bir şey en azından. Tarih boyunca vardı ama onlar adını koydu. Geçiş oyunu bir yıl. Milli takım başına bir Alman var. Fan Kunus var. Ve burada da bir yıla geçiş oyununa en çok ihtiyacımız olan gün. Portekizlerin tamamlayamadığı hücumlarda biz bir şekilde o geçişleri, geçiş fırsatlarını doğru yapmamız, doğru yakalamamız. Muhtemelen bugünlerde bu 3-4 günlük antrenmanlarda bunları çalışıyor olmamız lazım. Buna uygun oyuncularla antrenman yapıyor ve deniyor olmamız lazım. Gerçekten buna çok uygun da oyuncularımız var. Yapamazsak e, bunu açıklaması gerekecek. Çünkü Cengiz bunu yapıyorsa kulübünde, Kerem, Kerem, bunu yapıyorsa, Yunus bunu yapıyorsa, Abdülkadir bunu yapıyorsa ve bu oyuncular milli takımdaysa milli takımda onu yapabilecek formülü olmanız lazım. Bu arada Ojogo gazetesine bakıyorum. Kutlu haberi şöyle vermiş. Akşam maç 19.45 dedi. Bizde <laughs> 22.45 değil mi? Büyük Şu haksızlık değil mi? 3 saat fark var. 10 gün sonra 2 saate düşecek. Öyle, yani eğer bu akşam Portekiz yenersek İtalya maçını biz de normal bir saatte seyredeceğiz yani. Doğru 20.45'te. 22.45 23.45 bir de bitecek yani bir de artık maç sonu neler söylendi falan filan bir buçuk olur uzamazsa uzamazsa ondan sonra yat sabah tekrar ilgili falan bu saat işleri çok fena yoruyor bizi neyse <laughs> önümüzdeki hafta eğer inşallah bu akşam Portekiz'i geçersek İtalya maçını 20.45'te seyredeceğiz. Peki bizim sevgili Tolga'nın yaptığı muhtemel 11 tahminleri de var. Muhtemel 11 tahmin değil, muhtemel 11'ler de var. Onlara da e, bakacağız. Tolga hazır mı? Grafikler. Bu ha bravo. Kalede Uğurcan, Caner, Çağlar, Merih ve Zeki savunma dörtlüsü. Tolga dörtlü savunma tahmin etmiş. Hakan, Dorukhan, Orkun, Kerem, bu Cengiz ve Burak en ileri uçta. 4 Şimdi... 1 2 3 gibi mi düşündün? Tolga. Savunma önünde Dorukan, Hakan Orkun onun önünde. En ileri uçta da Kerem Cengiz ve Burak. 10 tane eleme grubu maçı oynamışız. Onun da da 4'lü savunma oynamışız. Bir müsabakanın bir bölümünde 3'lü savunmaya döndüğümüzü hatırlıyorum Şener Hoca'yla ama hiçbir maça 3'lü savunmayla başlamadık. 10 tane eleme maçı, 4'lü Daha öncesinde Avrupa Şampiyonası, onda da 4'lü savunma. Dolayısıyla son 13 Kritik maçımızda dörtlü savunma oynamışız. Bu tarz maçlarda bu tarz sürprizler rakiplere sürpriz olmaktan çok bize sürpriz olabiliyor. Dur. Dikkat etmek lazım. Rakibi şaşırtalım derken bizim oyuncularımız şaşırabiliyor. O yüzden ben işte fan konusundan cebinde üçlü savunma opsiyonu var diyordu ya gazete. Cebinde kalmasına fayda var şu anda yani. Sonra. Çıkarması iyi olur cebinde. Evet. Euro 2024 elemeleri başlayacak ya tamam orada kullan cebinden çıkart. Orada opsiyonları dene uygun başlarda. Ama şu anda bu bir final maçı. Yani bu final maçında daha çok alışık olduğumuz, daha çok bildiğimiz, daha çok telepatiyle ezberle yapabileceğimiz şey uygulamakta fayda olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben de dörtlü savunmayla başlayacağımızı düşünüyorum. İki pozisyonda bence belirsizlik var. Biri Solbek. Yani böyle bir maçta e, Caner Erkin'in hani kariyerinin en yüksek defansif sorumluluğu oynaması lazım o başlayacaksa. Caner mi başlar, Rıdvan mı başlar, Mert Müldür mü sola devşiriz bilmiyorum. Bence o pozisyonda belirsizlik var. Ben de bu orta saha kurgusuna çıksın, çıkacağımızı düşünüyorum. Sürpriz bir de Santrifor bölgesinde olur mu acaba? Gerçi Burak e, şeye de katıldı basın toplantısında kaptan olarak. Basın toplantısında katılan oyuncu da genelde tahammüle maça başlar ama hani acaba kontratak futbol oynayacağımız için, geçiş futbol oynayacağımız için orada bir sürpriz yapar mı? Bir sahte dokuz Cengiz Kerem Yunus'u bir arada ya da Cengiz Kerem Abdülkadir'i bir arada kullanır mı? sürpriz yaparsa ben orada bekliyorum. Yusuf'u da ekleyebiliriz oraya. Yusuf da olabilir. Sahte 9 rolünde. Geçişlerde enteresan bir silah olabilir. Enes'i hani Hetafe'de böyle bir top oynuyor. Yüksek topları indirebilir. Geçişlere uygun diye düşünür mü Kuntz? Benim fikrim değil. Kuntz'un fikri o olabilir mi acaba diye de. Aklımdan geçirmiyor değilim. Çünkü Hetafe'de böyle bir top oynuyor. İspanya gol kralında ikinci. Ee, Benzema'dan sonra ikinci sırada. Acaba düşünür mü? Ve geçişle de birçok Etafe'nin sonuçlandırdığı atak var. Dediğim gibi iki pozisyon. Bir sol bek bir de center for pozisyonda ne oynatacak? Kunsu'ya tercih edecek. Ben de merak ediyorum. Mehmet Bey'in Twitter'in tweetini okuyacağım. Burada Orkun'un yerini yadırgamaması çok önemli. Orkun Kökçü'nün bu 11'de bu tahmin içerisinde. Çünkü daha önce yadırgadığını gördük. Oyuncunun Oyuncudan kaynaklanan değil daha ben burada ne yapıyorum şeklinde sahada zaman zaman yerini ve de görevini kaybettiğini izledik. Ancak takımında hiç böyle şeyler yaşamıyor. Dolayısıyla yerini yadırgamaması, Feyenoord'da böyle şeyler yaşamıyor, yerini yadırgamaması önemli. İnşallah o da bu üçlüyü en iyi şekilde tamamlayacak. Eğer bu şekilde çıkacak olursa. İzleyicimiz Mehmet Bey, Mehmet Üge diyor ki Galatasaray Barcelona karşısında nasıl oynadıysa Amili takımımız da öyle oynamalı. Kanatlarda Cengiz ve Kerem bizi hızlı hücumlarla sonuca ulaştırabilir. Ya özellikle ee, Barcelona'daki maçtan bahsediyoruz tabii. İspanya'daki maçtan. Mustafa Muhammed de orada hızlı cüm silahı olarak kullanılmıştı. Galatasaray geçiş fırsatları bir iki tane yakalamıştı. Ama savunmada çok daha disiplin, çok daha dirayetliydi. Evet ona benzer bir oyun olabilir. Çünkü Portekiz'de e, eleme grubunda %66 Azerbaycan'a karşı, %67 Lüksemburg, %72 İrlanda, %68 Azerbaycan. Bu tip maçlarda %65'in üzerine topa sahip olmuş. Oyunu domine etmiş, vitesi elinde tutmuş. Rakipleri geçiş fırsatları aramış. İrlanda bulmuş, Lüksemburg bir tane gol atmış. Yıkılmaz değiller. Sırbistan iki maçta dört gol attı. Yıkılmaz değiller, fırsat veriyorlar. Bizim de atabildiğimizden düşünüyorum. Yani biz Sırbistan'la İrlanda'dan daha kaliteli bir takımız. Ee, Porto'ya tabii ki oyuna yön vermek, domine etmek, kontrol etmek isteyecekler ve bence bu bizim işimize gelecek. Ve buna uygun bu 11'le çıkacağımızı düşünüyorum ben de. Uğur Bey Dorukan konusunda Beşiktaş'ta box to box diyebileceğimiz, hem savunmada hem hücumda her yerde basan, her yere koşan, kapatan ve hücuma da destek veren bir oyuncuydu. Sonra Trabzon'a gitti. İlk başlarda biraz e, o performansından uzak kaldı ama sonlara doğru yani herhalde son iki aydır falan net bir şekilde Beşiktaş'taki performansına yaklaştığını hatta oralara geldiğini söyleyebiliriz. Trabzon'da nasıl bir oyun oynuyor? Burada ön liber olarak mı başlayacak ne dersiniz? Şimdi oradaki opsiyonlarımız bir defa Berat, Berkan, Taylan hani son dönemde kullandığımız Hı. oyuncuları Hı. söylüyorum. Zaten çok iyi durumda değiller. Form durum olarak yani bir anda orada Dorukhan zaten çok öyle çıktı. Çünkü form grafiği çok yükseldi kariyerinin de en iyi dönemlerinden birini oynuyor. Bir defa onu altın çizmek lazım. Yani Dorukan öyle bir noktaya geldi ki 6 numara rolünde şu an form grafiği açısından rakibi yok Dorukan'ın birinci Doğru. konu. İkinci konu da Trabzonspor'da evet Siyopis'le oynadığında tabii Siyopis daha fazla süpürüyor, daha fazla sahip stop kazanıyor. Burada milli takım biraz Siyopis olmak zorunda ama Öyle bir maç ki bu maçta herkes çöpçül olmak zorunda Türkiye milli takımında. <laughs> Doğru. Çok dikkatli olmalısınız. Pozisyon sadakatiniz yüksek olmalı. Uyumamalısınız. Ofansif görevlerden çok defansif görevleriniz olacak. Kazandığınız topun kıymetini bilmelisiniz. Burada herkes biraz Dorukan olmak zorunda. Herkes içinden biraz Dorukan çıkarmak zorunda. Ben de Dorukan'ın başlayacağını düşünüyorum. Çünkü form durumlarına bakıyorum. Gözü parlayan oyuncu Dorukan şu anda. Eli sıcak oyuncu. Yani bu maçta oynaması gereken oyuncu bence Dorukan. Eğer geçiş hücumunu benimseyecek ve bunu Portekiz karşısında sahaya yansıtacaksak Burak Yılmaz konusunda ben hani bunu oynayabileceğini benim şahsi kanaatim net bir şekilde en kritik tercih sizin baştan beri söylediğiniz sol bek tercih olacak. Yani geri kalan 11'in geri kalan her hepsini oturuyor. Ancak sol bek tercihi çünkü söylediğiniz gibi çok yüksek taktik disiplin, pozisyon disiplini gerektirecek. Hani fizik de gerektirecek bunun yanı sıra. Sanki acaba Mert Müldür devşirilebilir mi oraya diye de bir Evet. Hoca ne düşünüyor acaba çok merak ediyorum. Sağ açıkta Bernardo'yu bekliyoruz. Tabii Portekiz'de herkes her yerde oynayabiliyor ama başlangıç itibariyle sağ açık Bernardo Silva'nın başlamasını bekliyoruz Manchester City'li. Bernardo da savunulması kolay bir oyuncu değil. Yani fiziksel olarak küçük, ee, güç merkezi yere yakın, kolay çalım atıyor, dar alanlardan çok kolay çıkıyor. Hafta sonu Ruben Ribeiro'nun Canerle olan eşleşmelerinde evet, Caner hafta Bir önceki hafta, hafta Caner'in düştüğü durumları gördük. Ruben 34 yaşında ve hani şu anda Bernardo Silva'yla kıyaslayamazsın bile ama Caner'i çok zor durumlara düşürdü. Rahat geçti öyle söyleyeyim. Maçı evet. seyretmeyen izleyicilerimiz için çok rahat geçti ve bir kere değil birkaç kez e, yani hayattan kopma noktasında del espri yapılır ya o şekilde oldu pozisyonlar. O yüzden belki çevik, hızlı bir Rıdvan da başlayabilir hoca. Rıdvanla Rıdvan, da ya da Mert. Hocam. Evet. Rıdvan ya da Mert tercihi daha akla yatkın gibi görünüyor. Mümkündür. Pekala. Sıradaki başlığımız Fanatik Gazetesi'nden geliyor değerli izleyenler. İtalya'nın rakibi Makedonya. Ay Yıldızlılar eğer Portekiz engelini aşabilirse finalde İtalya-Makedonya eşleşmesinin galibiyle Konya'da karşı karşıya gelecek. Bu iki takım arasındaki maç da bu akşam Palermo'da oynanacak. Her iki ekipte de önemli eksikler var. İtalya'da Di Lorenzo sakat, yıllarca savunmanın değişmez ikilisi olan Chiellini ve Bonucci kadroda yer almalarına rağmen onlar da bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyememişti. İtalya karşısında tarih yazmak için çıkacak Makedonya en önemli yıldızından yoksun olacak Elif Elmas. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu cezası nedeniyle bu akşam görev yapamayacak. Teknik direktör Milevski gök mavileri geçme ihtimallerini düşünerek Elmas'ı yine de aday kadroya dahil etti. Makedonya'da ayrıca bir diğer cezalı isim de orta sahada görev, görev yapan Timohir Kostadinov. İki takım en son 6 Ekim 2017'de karşı karşıya gelmiş ve İtalya oynanan e, İtalya'da oynanan maç bir birlik eşitlikle sonuçlanmıştı. İnşallah geçersek. Ya şöyle hayal kurabilir miyiz? Yani Makedonya bu akşam İtalya'yı geçebilir diye. Vallahi son eleme grubunun son maçında Kuzey İrlanda deplasmanında İtalya golü bir türlü bulamamıştı ve e, o yüzden de kendini playofflarda buldu kolay gol atamıyorlar. Belki de bu jenerasyonun en büyük eksikliği o daha önce sahip oldukları mesela Christian Vieri gibi ya da Filippo Inzaghi tipinde bir santriforları yok. Ee, Insigne'yi bazen saatte 9 kullanıyorlar. Immobile ve Belotti gibi klasik santriforları var ama kulüp performansını onlarda milli takıma yansıtamıyor. İtalya eğer orta sahayı tamamen kaybetmezseniz İtalya'ya karşı her orta sınıf takımın maçı 0-0 götürme şansı var. İtalya çünkü kolay gol atamıyor. Tek problemleri belki de o. Mükemmele yakınlar. Ama bizim gibi, bizim yaptığımız gibi biz Avrupa Şampiyonası orta sayı tamamen kaybettik İtalya'ya. Evet. Top göremedik. 30 metrede oynadılar. Jorginho, e, e, Barella ve Beratti gibi süper de bir orta 3'lere var. Onlar da beklemiyordu muhtemelen bu kadar dominant bir oyun oynayacaklarını. Evet, bu kadar kaybederseniz tabii atarlar öyle veya böyle kaleye evet. paslaşarak girerler ama bu kadar kaybetmezseniz ön tarafta 9 numara rolünde harika değiller. Bunu kabul etmek lazım. Değerli izleyenler konuyla alakalı milli takımla alakalı bir diğer başlığımız ve de bu bölümdeki son başlığımız değil mi? Evet. Ee, Hürriyet gazetesinden geliyor ekranlarınıza. Euro 2028'e resmen adayız. Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği için resmi başvurusunu UEFA'ya iletti. Şampiyonayı düzenleyecek ülke için karar 2023 Eylül ayında verilecek. Euro 2008 Yunanistan'da ortak başvuruda bulunan Türkiye finale kalmasına karşın organizasyon Avusturya-İsviçre ortaklığına verildi. Euro 2012 ilk kez tek başına aday olan Türkiye ön eleme oylamasında Yunanistan'la birlikte organizasyonun dışında kaldı. Euro 2016 ev sahipliği için finalde Fransa ile yarıştık. UEFA'nın 13 yönetim kurulu üyesinden 7'si Fransa'ya 6'sı Türkiye'ye oy verirken şampiyonayı tek oyla kaybettik. Euro 2020 Şampiyonaya talip olan Türkiye format değişikliğiyle organizasyonun Avrupa'nın 13 şehrinin ev sahipliğinde yapılacak olması nedeniyle adaylığını geri çekmişti hatırlayacaksınız ve Euro 2024 organizasyon için yarıştığımız Almanya UEFA yönetim kurulu üyelerinden 12 oy alıp ev sahipliğini kazanırken Türkiye'ye ise 4 oy çıktı. Bu bizim adaylık sürecimiz diye özetlemiş gazete Euro 2028'e tekrar adayız diye yazmış. Evet Rusya e, adaylığını açıkladı. Çok güçlü bir aday sayılmaz şu dakika itibariyle. Ama tabi e, İngiltere, e, İrlanda, İskoçya, Galler, İrlanda Cumhuriyeti İşbirliği, Home Nations dedikleri onların. O işbirliğinin adaylığı tabi güçlü bir adaylık. Dünya Kupası 2030'a da İspanya, Portekiz aday olduğu için Euro 2028 için e, aday ülkeleri diyelim. Aday oldular onlar güçlü bir rakip şüphesiz ki. Euro 96 ev sahipliği yapmışlardı. Biz gitmiştik turnuvaya, Wembley'e. Tarihimizde gittiğimiz ilk Avrupa şampiyonasıydı. Tabii ki ev sahibi olmak isteriz ama şunu da altını çizmek lazım. Euro 2008'de yere oynadık. Dünya Kupası 2002'de yere oynadık. Euro 2000'de çeyrek oynadık. Bunlar daha değerli. Sportif olarak başarılı olmayı tercih ederim. Ev Yok, Tabii ki çok haklısınız. Ancak tamamen olaya ev sahipliği açısından bakacak olursanız bu işi yapamayacak bir ülke değiliz. Şüphesiz. Hazırız yani. Konaklaması, ulaşımı, statları vesaire. Yani bu işi yapamayacak bir ülke değiliz. Doğruya doğru. Belki sportif olarak başarılı değiliz ama bir futbol ülkesi miyiz? Evet. Ben şimdi hani üst düzey ülkelerin ev sahipliği yaptığı turnuvaları gördüm ama orta sınıfı söyleyeyim. Avusturya, İsviçre'yi gördüm. Polonya, Ukrayna'yı gördüm. Rusya'yı gördüm. Hani orta sınıf ev sahibi sayılabilecek ülkeler. Bunlar büyük turnuvalara ev sahipliği yaparken oradaydım. Hemen hepsinden iyiyiz. Hemen hepsinden iyiyiz yani. Mesela altyapı olarak, Polo olarak Polonya Polonya Ukrayna Avrupa yani. Şampiyonası oldukça zorlu bir süreçti. Ee, öyle harika bir organizasyon yoktu ama Polonya Ukrayna bu turnuvayı ev sahipliği yaptı. Ve ben de 20 günlü falan Ukrayna'da geçirdim. Karkiv'de, Donetsk'te e, işte Polonya'da Krakow'da, Gdańsk'ta Oralarda turnuva düzenlenebiliyorsa burada keseti düzenlenebilir. Onları söyleyeyim. İkincisi Avusturya, İsviçre futbola çok ilgili değillerdi. Özellikle İsviçre. Yani bir turnuva havası olmayan bir ülkede turnuva yapıldı. İsviçre'de bir turnuva atmosferi yoktu. Futbolu sevmek de bence futbola ev sahipliği yapmak, futbolu yaşamak da bir kriter olmalı. Ama onlar da yaptı ev sahipliği. Rusya'ya gelince çok uzaktı mesafeler. Yani olağanüstü uzaktı. Yani çok zordu e, lojistik olarak. Rusya'nın bir ev er sahipliği yapması ve çok geniş bir coğrafyada oynattılar. Dünya Kupası'nı. Onu da çektik. Yani Türkiye bütün bu opsiyonlara bütün bu örneklere bakarsan hani birçok şanslıyım. Birçok Avrupa Şampiyonası Dünya Kupası yerinde görme şansım oldu. Tabii ki Almanya mükemmeldi. Onu kabul ediyorum. Biz Almanya'nın rakibi değiliz. Ama Polonya, Ukrayna, Avusturya, Fişir, Rusya bu turnuvaları yaptılar. Biz de yapabilmeliyiz. Bunu da söylemiş olalım ve Milli takım bölümünü kapatalım. Başarılar diliyoruz milli takımımıza bu akşam saat 22.45'te inşallah Portekiz karşısında. istediği sonucu alan taraf biz olacağız bu maçın sonunda ve yarın da güzel güzel konuşuruz. Programımızda var mı eklemek istediğiniz bir şey? O zaman değerli izleyenler bir araya gidelim ardından tekrar devam edelim. Değerli izleyenler sabah gazetesi gelecek burada ekranlarınıza başlığımız ise Avrupa yok revizyon var. Gelecek sezon için konferans ligi iddiasının uzağında kalan Galatasaray bütçeyi düşürecek Feguli ve Babel gibi maliyetli yıldızlara veda edilecek demiş gazete. Şuradan okuyorum. Süper Lig'de ilk 5 ile arasında büyük fark oluşan Aslan. Konferans, konferans Ligi iddiasını da kaybetti. Başkan Burak Elmas, sportif direktör Sensibile ve teknik direktör Domenek Toren yeni sezon planlamasında 55 milyon euroyu bulan A takım bütçesini 40 milyon euro seviyesine çekmeye çalışacak. Yüksek maliyetli yıldızlar Feguli ve Babel'in. Uğur Bey Babel'in sözleşmesi kaç yıllıktı bu? Hatırlıyor musunuz? Neyse ben devam edeyim şuradan. ve Babel'in Sezon sonunda bitecek ha, yazıyormuş özür dilerim. Bitiyor, sezon sonunda bitecek. Sözleşmeleri uzatılmayacak. 8 milyon lira kazanan Arda Turan'a veda edilecek ki onun da bitiyor değil mi? Arda'nın da sözleşmesi değil. sezon sonunda. Kiralık gönderilen Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan. Oğulcan Çağlayan kiralık mı gitmişti? E de gitmemiş miydi? Yanlış hatırlıyorum herhalde. Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Jesse Sekidika ve Ozon Vafor da kadroda düşünülmüyor. Oyuncu satışı olmadan bonservis harcaması yapılmayacak. Yönetim sezon başında Radamel Falcao'yu 3 milyon euro tazminatla gönderirken transfere 25 milyon euro harcamıştı. Şimdi buradan iki başlık daha okumak istiyorum size müsaadenizle. Galatasaray'ın Şilili orta saha oyuncusu Erik Pulgar milli takım kadrosundan koronavirüs olduğu gerekçesiyle çıkarıldı. Şili milli takım doktorları oyuncunun izolasyon sürecini tamamlamayı beklediğini, tamamlamasını beklediğini duyurdu demiş gazete. Ee, burada şey bulamadığı halde, forma şansı bulamadığı halde milli takıma yine de çağrılmayı başardı. Evet. Erik Bulgar. O sözünüz e, Galatasaray maçının ardından ilk programdı galiba. Semih Sabek oynayacak. Hatta Morussan ilk 11'de sahaya çıkacak kadar rotasyon yapılıyorsa... Pulgar'ı da ya o kadar mı hazır değil diye sormuştunuz. Ben bu soruya cevap verebilecek bir yazı da görmedim. Bir fikir de görmedim. Bir de Galatasaray'a gelmeden son 10 gün bakmışım. içinde iki milli maçta ilk 11 oynadı. Arjantin ve Bolivya maçı ikisinde de ilk 11 oynadı. Birinde 90 dakika, birinde 70 dakika. En azından milli takımda oynayarak gelmişti. Kaldı ki rotasyon yapılırken Berat'la Tayland'da, Berkanda Berkan'la Tayland'da Sonuçta bütün maçlarda oynadı yani orada Tabii, da rotasyon biri rahatlıkla. Biri dinlendirilebilir. Yani. Çok bir, doğru soruydu yani sorduğunuz soru. Ee, bir başlık daha var demiştim değerli izleyenler. Çok çalıştık, vicdanım rahat. Galatasaray yönetimi Mali Kongre öncesi ilk sınavını divanda verdi. Üyelerin ağır eleştirisi ve istifa et çağrısı sonrası kürsüye gelen Galatasaray Başkanı Burak Elmas yapacak çok işimiz var bizim vicdanımız rahat dedi. Mustafa Cengiz döneminde sicil kurulu başkanlığı yapan Selçuk Erdoğmuş'un kulüpten ihracı tartışılırken Burak Elmas da Galatasaray Lisesi mezunu öğrencilerin üyelikte yaşadığı sorunlar nedeniyle mevcut disiplin kurulunun aldığı ihraç kararını savundu. 5 saat süren toplantıda eski başkan adayı Metin Öztürk en sert eleştiriyi yaptı ve 15. sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki bu yönetim saha, masa, kasadan sonra tasada da sıfır dedi yapılan istifa edin ve genel kurula gidin eleştirilerinden sonra kürsüye gelen başkan Burak Elmas şöyle konuştu. Bu göreve aday olurken kulübün kurtuluş mücadelesi içerisinde olduğunu ve her şeyin toz pembe olmadığını bilerek taşın altına elimizi koyduk. Bizim 6 aylık hizmetimiz değerlendirilecek. Genel kurulun her türlü iradesine saygı duyuyoruz. Galatasaray üyelerinin aklı selimine güveniyorum. Aldığımız her kararda Galatasaray'ın bekasını ve geleceğini düşündük. Çok çalıştık, daha yapacak çok işimiz var. Vicdanımız rahat. Cumartesi günü daha detaylı konuşacağız. Sözlerini gazete aktarmış Divan Kurulu'nda yapılan, yaptığı konuşmada. Nereden başlayalım isterseniz? Transfer planlaması mı? Bulgar'la alakalı bir şey eklemek ister misiniz bilmiyorum. Ya da Cumartesi günü gerçekleştirilecek genel kurul. Tabii Galatasaray'ın e, kadrosunda sezon başında bir <laughs> operasyon, bir dönüşüm yaşandı. Ee, Birçok genç oyuncu takıma adapte edildi. Şu anda da zaten işte Nelson 23 yaşında, Marco 25 yaşında. Galatasaray'ın ideal e, stoper ikilisi. Orta sahasına takviye edilen Erkan 24, Çikaldağ 24. Ön tarafta Kerem 23, Barış sezon başında alındı. 21 yaşında. Mustafa Mehmet'in bonservisi alındı 24 yaşında. Halil kiralandı 22 yaşında. Bir gençleşme operasyonu yapıldı. Bu gençleşme operasyonu içinde takımda bir grup gençler, bir grupta yaşlılar oluştu. Onların içinde haberde adı anılan Baberler, e, Feguliler var. Onların kontratlarının uzatılmaması normal. Zaten e, Babel'le kontrat yapıldığında nasıl o şartlarla kontrat yapıldı? Bence genel kurulda esas sorgulanması gereken o. 2019 yılı. Çok doğru. Babel 33 yaşında. 33 yaşındaki Babel'le 3 yıllık e, kontrat yapılıyor. Ve e, takımın en yüksek maaşı alan biri. Zaten bu 3 yıllık kontrat bu şartlar niye yapıldı? Esas onları sorgulamalılar. Yolların ayrılıyor olması, yeni planda yeni sezon planlaması olmaması normal. Arda'nın da Babel'in de genel kurulda onlar sorgulanmalı diye düşünüyorum. Galatasaray genel Kurulu daha çok bunların konuşması gerektiğini düşünüyorum. Bu madem bu e, gençleştirme ve yeni nesil oyuncuları kadroya katma operasyonu yapıldı. Onların kazanılması yolunda hamle yapılması lazım. Çikaldağ'ın kontratı var mı? Var. Morutsa'nın kontratı var mı? Var değil mi? Uzun ömürlü kontratlar yapıldı. Berkan'ın Kerem Aktürkoğlu'nun, Barış Alper Yılmaz'ın kontratları var mı var? Dolayısıyla Galatasaray öyle bir teknik yapılanma işine gitmeli ki bu oyunculardan verim almalı. Şu anda Galatasaray'ın bunlardan vazgeçebilecek ve yeni bir kadro kurabilecek durumu olmadığını düşünüyorum ben. Böyle bir operasyon yaptıysanız onları geliştirebilecek bir teknik yapılanma işine girmelisiniz. Burak Elmas Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi için zor bir cumartesi günü olacağını söyleyebiliriz. Gazetede yazmış. Dünkü divan kurulunda yapılan konuşmalardan sonraki zaten bir süredir bekleniyordu. E, bu e, olağanüstü şey e, genel kurul olan genel kurul bir süredir bekleniyordu. Herkesin konuşmasını yapacağı fikrini dile getireceği vesaire zor bir cumartesi gününü e, geride bırakacağını tahmin ediyoruz e, Galatasaray yönetiminin Transfer konusunda da Uğur Meleke'nin zaten sözlerine ekleyecek bir şey yok dediğiniz gibi. Yalnız size farklı bir pencere açacağım şimdi. Transferle alakalı dediniz ya. E, önümüzdeki sene iyileştirme ve performansı yukarıya çekme senesi olmalı. O zaman bir sonraki sayfamız gelsin ekranlarınıza. Çıkalda o İtalya yolcusu. Şimdi diyeceksiniz ki Allah Allah. Sezon başında Romanya'nın Craiova takımından transfer edilen Chicaldau, uzun süredir takip eden Sampdoria yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile temasa geçip oyuncuya talip olduğunu resmen bildirmişti. Teknik direktör Domenek Torenin de "Kulüp kar edecekse satabilirsiniz." şeklindeki tavsiyesi üzerine İtalyan kulübüyle masaya oturuldu. İtalyan ekibinin 8 milyon Euro'luk teklifi kabul edildi ve prensipte anlaşma sağlandı. Chicaldau 6,5 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Anlaşmanın gerçekleşebilmesi için tek şart var o da Sampdoria takımı bu yıl Serie A'da kalmalı. İtalyan ekibinin küme düşme halinde ise bu transfer gerçekleşmeyecek. Sampdoria 30 haftası geride kalan Serie A'da 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Küme düşme hattındaki Genova ve Venezia takımları arasındaki puan farkı ise 7. demiş gazete. Şimdi Az önce gençleştirmeden bahsettiniz ve bu çerçevede transfer edilen oyunculardan bir tanesi hatta belki de birincisi ya da ikincisi Çikal oydu. Bir haber daha ee, yayına girmeden önce son artık bakarken gazete başlıkları, internet vesaire. Markaon'un da İtalya'da olduğunu ve e, transfer görüşmeleri yaptığı yazılıyordu iddia olarak bilmiyorum orada mı değil mi. E, Markaon'un da bu, bu bahsettiğiniz isimler Galatasaray'ın Markao temel direklerinden bir tanesi. Arka öyle. Dolayısıyla az önce bahsettiğinizi de pek hedeflemiyor sanki. Bu çıkan haberler doğru ise eğer Galatasaray önümüzdeki sezon için. Şimdi Galatasaray önümüzdeki sezon kadrosuna e, dönecek kiralık oyuncuları içinde e, Okan Koçuk, Yunus, Yunus, Akgün ve Emre Akbaba'yı da saymak lazım. Çünkü bu oyuncuları yeni sezon planlamasında kullanabilir. Evet Ozan Vafor'u, işte, e, Oğulcan, Çağlayan'ı kullanmama yoluna gidebilirler ki bence Oğulcan'ı da kullanabilirler ayrıca ama şu kadro kalitesi itibariyle. Ama Okan Koçuk, Yunus Akgün ve Emre Akbaba kullanabileceğiniz hatta ana plan oyuncularınız arasında sayabileceğiniz e, isimler. Bu planlama dahilinde eğer gerçek çıkaldı gerçekten de maliyetinin üzerine bir bonservisle satılabiliyorsa Dominik Torrent'in onay vermesini anlayabiliyorum. Çünkü 6,5 milyon euroya almışsınız. Covid'den sonra olağanüstü bir düşüş yaşamış bir oyuncu. Ama muhtemelen Rumen milli takım performanslarına da baktılar. Çünkü Eylül, Ekim, Kasım döneminde 4 tane maçta ilk 11 oynuyor Rumen milli takımında. Herhalde onu da değerlendirmişlerdir. Ama sonrasında Covid sonrası bir düşüşü var. Morutsan keşke İtalya videolarını falan gönderselermiş. Hani madem Sampdoria takımının, Genoa'nın falan böyle ilgisi var. E, i̇lgisi var Rumen oyunculara. Keşke Morutsan'ın videolarını falan gönderselermiş. Çünkü o da milli takımda zaman zaman oynuyor. Hani Galatasaray şu anda Morutsa'nı markette değerlendirse onlar için daha hayırlı olabilir. Çünkü o pozisyona Yunus Akgün geliyor. Ve Yunus Akgün de hani yaş olarak ona yakın ve çok daha fazla gelecek vaat ediyor. Dolayısıyla Morutsan'ı markette değerlendirip Yunus'u ana plan oyuncunuz yapabilirsiniz rahatlıkla ki şu an Morutsan'ı kullanmıyorsunuz da. Ama Çikal'da o orta saha opsiyonları için işte Galatasaray orta saha opsiyonları çok gri. Yine renkli sayılabilecek oyuncu var. Çikal'da var. Ve formda olduğu dönemde mesela Marsilya maçı, Beşiktaş maçı çok iyi performanslar da ortaya koymuştu. Keşke Galatasaray Çikaldağ değil de Morutsan'ı markette değerlendirebilse diye düşünüyordur herhalde Galatasaray spor severler. Ben de eğer Galatasaray'a bir transfer teklifi gelecekse mesela Markao için, mesela Yunus için, Yunus Akgün için gelir diye tahmin ediyorum. Yani Çikaldağ Milli takım performansları da var ya herhalde o da etkiliyordur. Milli takımlarının da oynadıkları için. Özellikle Çikaldağ o. Dünya Kupası grup elemelerinde 5 maçta ilk 11 oynamış. E o da bir veridir yani. Bir oralarda gösterdiği performanslar tabii şüphesiz İtalyan takımları için bir veri olabilir. Aynı sayfadan hemen bir başlık daha okuyacağım size hızlıca. Tören Terim'i geçemedi demiş gazete. Fatih Terim'in görevine son verildiğinde Galatasaray ligde 12. sıradaydı. Attığı 24 gole karşılık kalesinde 24 gol görmüş ve 27 puan toplamıştı Fatih Terimle. 1.35'lik puan ortalaması yakalanmıştı. Domenek Tören Domenek yönetimindeki Galatasaray ise 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgiyle 11 puan topladı. 1.1 puan, maç başı puan ortalamasında kaldı. Galatasaray bu süreçte 10 haftada 21 gol yedi, 16 gol attı. Galatasaray eksi 5 averajla Kayseri Spor'un arkasında ligde 15. sırada yer alıyor. E şu bir gerçek ki eldeki ya da bilmiyorum en azından bana öyle geliyor. Siz katılır mısınız bilmiyorum. Eldeki kadro doğrultusunda Fatih Terim pragmatik bir anlayışla yani ben ille şunu yapacağım ille bunu yapacağım değil elimdekilerden en iyisini şöyle alabilirim. Yani pragmatik bir yaklaşımla bir oyun planıyla sahaya çıkıyordu. Domenek Toren ilk gelinde kafasındakini sisteme sadık bir şekilde kafasındakini sahaya yansıtmaya çalıştı ve o verimi alamadı. Ancak son maç acaba yine Kerem'in üzerinden ağırlıklı olarak Kerem'in üzerinden oynandı diye de Domenek Torelli'nin de biraz daha pragmatizme kaydını söyleme şansımız olur mu? Gaziantep maçı. Gaziantep maçında. E tabi topla da Gaziantep daha fazla oynadı. Belli bir dakikaya kadar en azından. İlk yarıda %53'tü galiba Gaziantep. Galatasaray doğru. daha yüksek bir sıkla bitirdi ama maçın, maçın büyük bölümünde. değişti doğru. Tabi çünkü skor 3-1'e geldi falan. E tabi ki orada toplu oynama yüzüsü değişti. 3-1'den sonra. Şunu da eklemek isterim gazetedeki habere. 10 maçla çıkıldı Torrent'le değil mi? Galatasaray 10 maç. Doğru. 10 maçta 3 galibiyeti var. Terimli son 10 maçta 2 galibiyeti var. Yani Galatasaray çok iyi de çok kötü oldu değil. Bu istatistikleri hani e, dilediğiniz pencereden ele alabiliyorsunuz. Ama bir de bu pencereden ele almanızı öneririm. Terimli son 10 maçta da Galatasaray'ın 2 galibiyeti vardı. Torrent'le de 10 maçta 3 galibiyeti var. Yani çok çok büyük bir performans farkı yok. Hatta bir galibiyet daha fazla almış Torrent. Türkiye Kupası'na veda etmiş bir takımdı. Avrupa Ligi'nde Barcelona maçlarında fena performans göstermedi. Yani ikisi de e, beklenen seviyede değiller. Kabul. Ama Torrent terim performansa yaklaşamadı diye haber yapmak bence biraz rakamlardan doğru faydalanmamak. Goller biraz daha şey ama zaten süreç de farklı. Gol sayısında atılan yenilen gol sayısında o biraz öne çıkarılmış. Ama zaten dönemde farklı. Onun da altını çizelim. Fatih Terim ve Dominic Torrent'in hikayesini e, benzer problemler açmaza sürükledi. Avrupa Ligi'nde oynanan 8 maç yani 6 grup maçı artı 2 Barcelona maçı olumlu görünüyor genel olarak tablo. Çünkü topla oynamak isteyen rakipler var karşına. Barcelona var, Lazio var, Marsilya var. Sen %40 ortalamayla topa sahip oluyorsun bu 8 maçta. %40 da topa sahip olduğunu geçiş Fırsatlarıyla daha iyi bir takım hüviyeti sergiliyorsun. Ama Süper Lig'e geliyorsun. Terim döneminde, döneminde de torrent döneminde aynı şey geçerli. %55-60 topa sahip olmak zorunda kalıyorsun. Ve Berkan Taylanlı orta saha %60 topa sahip olduğunda çok sıkıcı kalıyor. Çok renksiz kalıyor. Çok sıradan kalıyor. Gaziantep'te dahil karşı çıkan birçok takımın orta sahası sana üstünlük kuruyor. Orta sahayı domine ediyor. Orta sahada ipleri eline alıyor. Mesela bu. Ne Fatih Terim buraya bir B planı üretebildi ne Dominik Torrent üretebildi. Yani Erik Pulgar transferi de herhalde o yüzden şu anda kadar... en çok sorgulanması gereken evet. konulardan biri bu. Bu Pulgar'ı kim aldı, kim istedi? Torrent istemiş olsa oynatırdı herhalde. Oynatmanına göre herhalde istemiyor olmalı. Akıl yürütmeyle vardığımız sonuç bu. Evet. İstemiyorsa niye transfer edildi? Ama transfer edildi kadroda var. Oynamayacak kadar, Gaziantep maçı dahi çıkmayacak kadar kötü mü? Yani Konya Spor, Barcelona, Beşiktaş, Barcelona maçları oynuyorsun. Berkan Taylan yorulmuş olması lazım birini dinlendiremeyecek kadar kötü mü? Çıkaldı o 8 numarada oynayamaz mı? Berkan Taylan hani hep ikili otomatik olarak oynamak zorundalar mı? Ve Galatasaray'ın ligde Berkan Taylan'la e, %60 topa sahip olarak iyi performans veremedi de ortada. Ne Terim çözebildi bunu, Torrent çözebildi. Bu arada Bartu da kaybedildi. Yani şu an Galatasaray'ın kontrat futbolcusu ama artık adını anmıyoruz bile. Bu arada o da kaybedildi. Bu arada Emrah Baba da kiralandı. O pozisyonu kullanabileceğin. Galatasaray'ın da elinde orta saha opsiyonları açısından çok sıkıcı bir grup kaldı. Sıradaki başlığımız Fanatik Gazetesi'nden geliyor değerli izleyenler. Ekranlarınıza Trabzonspor'dan geliyor. Başlığımız ilk hedef yerli yıldızlar. İstanbul'daki zirvede yeni sezon planlaması yapıldı. Transfer operasyonu için düğmeye basılıyor. Trabzonspor öncelikle savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki yıl 11'de 4 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu olduğu için Bordo Mavililer ilk etapta yerli yıldızlara ağırlık verecek. Teknik direktör Abdullah Havcı devre arasında liste başı olan Kaan Ayhan'ı yine çok istiyor. Sol beke de Kasımpaşa'dan Eren Elmalı düşünülüyor. Fırtına kısa zamanda temaslara başlayacak. Kasımpaşa'da çok iyi bir sezon geçiren 21 yaşındaki Eren Elmalı Sakatlığı nedeniyle amili takımın aday kadrosuna çağrılmadı. Trabzonspor Ocak ayında Kaan Ayhan konusunda Sassuolo ile anlaşamamış İtalyan ekibi sezon sonu için tekrar görüşelim mesajını yollamıştı. E, Kaan Ayhan için Beşiktaş'ın da e, bayağı uğraştığı yazılıp çizilmişti e, o dönemlerde. Edgar ve Vitor Hugo'nun yokluğunda savunmanın yeni lideri olan Stefano Densville için teknik direktör Abdullah Avcı kararını verdi. Başarılı çalıştırıcı, ekonomik anlamda uygun şartların ger gerçekleşmesi halinde kiralık forma giyen Hollandalı stoperin takımda kalmasını istedi. Sezon başında Bolonya'dan kiralanan başarılı savunmacı için önce menajeriyle görüşme yapılacak. İtalyan basını se sezon sonunda çizme ekibine dönecek olan Denswil'in Bolonya'da bir yıllık opsiyonunun bulunduğunu yazmıştı. Yani. İlk hedef yerli yıldızlar diye zaten açık seçik haber kendisini ifade ediyor. Yerli kuralından dolayı yine yerli oyuncuların geçmişte yaşadığımız başlıklar, haberler ya da olaylar yeniden yaşanmaya, yazılmaya, atılmaya başlanacak. Evet Trabzonspor'un bu sezon en önemli problem departmanlarından biri oldu. Her maça çıkaracak üç yerliyi bulmak. 2 yerli tamamdı genelde. Uğurcan ve bir ön libero, Berat formdayken Berat kan formdayken. Dorukan genelde oynadılar. Uğurcan ve bir ön libero tamamdı ama o üçüncü yerliyi bulmakta güçlük çektiler. Bazen sol bekte İsmail, bazen stoperde Hüseyin ya da Ahmetcan. Bazen sağ bekte Serkan Hasan. Sonra Abdülkadir Ömür geldi. Orayı tamamlamaya başladı. Ama genelde sezon boyunca Trabzonspor'un gündeminde bu oldu. üç yerliği bulmak oldu. DV arasında 4 genç yerli transfer ettiler. Bir tane stoper Taha. Ön tarafa da hem Batuhan hem Enistestan. Ee, hem Emre Han, gurbetçi, takviyeleri yapıldı. Muhtemelen yeni se bu sezon planlamasında onlara yer verilmedi. Ama yeni sezon planlamasında onlara da yer verilecek. Yani Trabzonspor'un iki tane ümit milli stoperi var. Ahmet Can ve Taha. Ön tarafta da ben Bursa Spor performansını zaman zaman çok beğeniyordum. Batuhan'ın Enis Destan A milli takıma da çıkmış ee, bir bir santrfor. Ayrıca Emre Han da kadroya katıldı. Yani Trabzonspor bir yandan yeni sezon planlamasını da yapıyor. Ama şüphesiz ki yeni yerli takviyelere de ihtiyaçları olacak. E, stoper rotasyonu bir tane daha takviye istiyor olabilir. Tahan'ın durumu bilmiyorum. Yeni sezon hani ana planda kullanabilecekleri seviyede mi? Abdullah Avcı herhalde ona karar verecektir. Stopere takviye olabilir. E, back pozisyonunda sıkıntı çektiler. Sağ beke e, e Dorukan'ı devşirdiler. Sol beke bu hafta mesela İsmail başlıyor. Ondan sonra çıkıyor. Yusuf Erdoğan oraya devşiriyorlar. Sürekli devşirme çözümler buluyor Abdullah Avcı. Bek pozisyonu herhalde yerli takviye yapması söz konusu olabilir. Ee, bu sezon artık şampiyonluk için gün sayıyorlar. Ama bu başarıyı önümüzdeki 4-5 yıla yaymak istiyorlar. Yaptıkları transferler, devre arası yaptıkları transferler de böyle bir hayallere hedefi olduğunu gösteriyor. Kaan Ayhan ismi çok konuşuluyor. Bu sezon çok fazla e, takımıyla da uyuşmadı. Hocasıyla da belki anlaşamadı. Çok fazla istikrarlı şekilde daha önceki yıllardan alışık olduğumuz hani bütün sezon bir sakatlığı yoksa 90 dakika bütün maçlarda oynayan Kaan bu sezon o istikrarı yakalayamadı. En son oynadığı maçta Spezia-Calcio maçında bir de gol attı 90 dakika sahadaydı, Bir de gol attı. Sezonun ilk golünü yazdı. Ama şöyle bakıyorum sezon boyunca Atalanta maçında ilk yarıda 90 dakika oynamış Juventus maçı Cagliari Üstüne Milan, sonra Bologna, Venezia ve Kayseri kaç maç saydım? 1 2 3 4 5 6 7 8 maç. 8 maç. Sezonda 90 dakika. 30 maçta 8 maç. Da Oldukça yer. az. Ocakta, şubatta hiç ilk 11'de oynamadı ama Mart'ta 2 kez oynadı. Son dönemde biraz da eee kendini gösterdi ve takımın rotasyon eşine kendine yer buldu ama sürekli de adı geçiyor. Bir Beşiktaş'ın adı geçiyor. Bir Trabzonspor adı geçiyor. Sürekli adı geçiyor. Sassuolo genç tek direktörü Dionisi ile çok da evet gönül birliği, hedef birliği, kalp birliği sağlayamamış gibi gözüküyor Kaan Ayhan. Ama orada da kontratı var. Muhakkak ki Sassuolo da onu iyi bir bonservis bedeli almadan bırakmak istemeyecektir. Kaan'ın hedeflerini, hayallerini bilmiyorum ama 2,5 milyon bonservis ödemişti ona. Sassuolo takımı herhalde daha fazlasını isteyeceklerdir talip olan takımlardan. Kaan Ayhan tabii ki özel bir oyuncu. Futbolun tam en iyi çağları 26-27 yaşlarını yaşıyor. Stoper oynayabiliyor, ön libero oynayabiliyor. Gerektiğinde sağ oynayabiliyor. O yüzden de hem Beşiktaş hem Trabzonspor'a hemen hemen tüm Türk takımlarına da cazip geliyor. farklı pozisyonlarda, farklı rollerde oynayabildiği için. kariyer çizgisi nasıl olacak bilmiyorum ama gelirse geleceği takımda ilk 11 oynayabileceğini tahmin edebiliyorum, görebiliyoruz onu evet. Bu sayfadan bir başlığımız daha var. Takım izinde Marek Hamšík tesiste. Milli arada takıma 5 gün izin verilmesine rağmen Marek Hamšík Trabzon'dan ayrılmadı ve Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde bireysel çalışmalar yaptı. 2 aydır sakatlık problemi yaşayan Slovak Yıldız Beşiktaş derbisinde sahada olmaya hazırlanıyor. Çaykur Rizespor'un mağlubiyeti sonrası uzun lig arası nedeniyle takıma 5 gün izin verilmiş. Gençlerle birlikte 12 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına katılırken diğer oyuncuların büyük bölümü de tatile çıkmıştı. Marekam ise Trabzon'da kaldı. Neredeyse her gün Mehmet Ali Yılmaz tesislerine gidip salonda bireysel çalışmalar gerçekleştiren 34 yaşındaki yıldız sahaya çıkmak için hazırlanıyor sabırsızlanıyor. İki aydan fazla süredir sakatlık problemi yaşayan, bu süreçte iki kez ülkesi Slovakya'da kendi doktorlarına da gözüken 34 yaşındaki yıldız futbolcu Beşiktaş maçıyla geri dönmeye hazırlanıyor demiş gazete. Son olarak 15 Ocak'taki Sivas Spor maçında 11'de yer almıştı. Marek Amşik, alt baldırındaki sakatlık nedeniyle bu periyotta sadece Konyaspor maçında 20 dakika süre alabilmişti. Şunu da yazıyor. 34 yaşındaki Marek Kamşik sezonun ilk yarısında sadece Trabzonspor'un değil ligin en yüksek koşu ortalamasına sahip oyuncusu olmuştu. 12 kilometre ile. Geçmiş olsun diyelim. Uzun süreli bir sakatlık yaşadı. Evet. Slovakya e, milli takımıyla da Dünya Kupası elemelerinde çok ciddi yük taşıdı kendi milli takımında gitti 90 dakika oynadı 95 dakika oynadı geldi Trabzonspor'da oynadı orada Hırvatistan ve e, Rusya ile olan rekabetlerinde Slovakya muvafak olamadı e, playoff vizesi alamadı en azından ama hamşikte orada eleme maçlarında çok ciddi yük taşıdı 35 yaşına geldi bir taraftan gidiyorsunuz milli takımınızın yükünü çekiyorsunuz ki Avrupa Şampiyonasında da e, takımın İki ön alan oyuncusundan biriydi. Ondan sonra Dünya Kupası elemelerinde o yükü çekti. Kolay değil. Geliyorsunuz burada Trabzonspor'la 3 cephede anahtar oyuncu oluyorsunuz. Hayatı boyunca da oynadı. Çok da iyi profesyoneldi her zaman. Çok fazla sakatlık yaşayan, çok fazla maç kaçıran bir oyuncu değildi. Ama işte pasaportunuzla kavga edemiyorsunuz. Yani bir noktada artık e, o vücudunuz 20 yaşındaki kadar, 30 yaşındaki kadar tempoyu kaldırmıyor. Hamşik de bunu yaşadı ama kendine çok iyi bakıyor. Eminim ki en iyi seviyeye dönecektir. Yeni sezonda belki de Trabzonspor'un planlamasında hani Hamşik'in rolünü azaltmak gerekecek. Hamşik artık otomatik ilk 11 oyuncusu olarak değil de Beşiktaş'ın Atiba'yı kullandığı gibi tasarruflu tasarruflu kullanmak durumunda kalabilir Trabzonspor. Belki transfer planlamasında da çünkü Hamşik'in muadili yok takımda. Doğru. Transfer planlamasında belki bunu göze alabilirler. İki yönlü orta saha, oyunun kalbi merkezi olabilecek, yaşı genç, Antrenmanda Hamşik izleyerek bir şeyler öğrenebilecek, Hamşikle beraber ilerleyebilecek tipte bir oyuncu belki e, transferde Trabzonspor düşünebilir. Vakayma için de benzer bir şey söyleyebiliriz. Yani bu sezon harikaydı ama kaç sezon daha böyle bütün hücum ikını sırtlayacak? Vakayma'yı da belki yeni sezonda biraz daha ekonomik kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Olabilir. Yani yeni sezon planlaması Trabzonspor biraz daha farklı yapmak durumunda kalabilir. Bir aramız daha var değerli izleyenler. Bir araya daha gidelim. Ardından da Fenerbahçe ile devam edeceğiz şimdi. Milliyet gazetesi geldi efendim ekranlarınıza. Başlık ise Fizik'ten kaldı. Sakatlığı sonrası Fizik açıdan yeterli düzeye gelemeyen Mesut Özil teknik direktör İsmail Kartal tarafından kulübeye çekilecek. Yıldız oyuncu kalan haftalarda hamle oyuncusu olarak kullanılacak. İlk yarıdaki düşük temposu sebebiyle tecrübeli oyuncu ikinci yarıda oyundan alındı Konya Spor maçında. Galibiyet sonrasında ikincilik şansını yükselten Sarı Lacivertli ekipte teknik heyet kalan haftaların oldukça zorlu geçeceğini düşündüğünden Mesut Özil konusunu bir kez daha masaya yatırdı. İsmail Kartal artık daha yüksek tempoda geçmesi muhtemel maçları Mesut'un kaldırmasının güç olacağını tahmin ettiğinden formayı Yıldız oyuncudan alma kararı verdi demiş gazete. Ya bunu daha önce de konuşmuştuk Uğur Bey. Siz de maçtan sonra söylemiştiniz bu haberden bu haberin çıkmasından çok önce ama hakikaten öyle göründü. Evet. Mesut Özil yazıldığı gibi görüldü yani. Bir 43. dakikada bir pozisyon oldu. İrfan'la bir ikili oynadılar. Ondan sonra o İrfan'ın attığı pasa bir hamle koşamadı, oldu. bir hamle yapamadı. O anda hissettim yok. Mesut'u muhtemelen devre arası çıkacak, çıkaracaktır diye düşündüm. Bir 35 dakika çünkü o İrfan'la ikili oyunlarda iyilerdi. Ama kondisyonu artık belli ki maksimum 30-35 dakikalık Mesut'un. Ama şöyle de bir gerçek var. Emre Belözoğlu çıktığında Galatasaray'ın on numarası Hacı'ydı ve çok iyi gidiyordu. Şöyle düşünelim. 97 senesinde Hacı galiba 32 yaşındaydı. Ee, Emre 17 yaşındaydı. Birkaç yıl beraber aynı formayı giydiler. Muhakkak ki Emre'nin tekamülünde Hacı'nin rolü olmuştur formayı paylaştılar. Hatta sonra Sergen geldi Galatasaray'a. Hacı ile Sergen bir dönem formayı paylaştılar. Böyle büyük oyuncularla beraber oynamak yerli yıldızları ya da yıldız adaylarını olumlu etkileyebilir. Burada da bir Arda Güler var. İki yönlü orta saha olarak da kariyerini sürdürebilir. 10 numaralık da sürdürebilir. O da yolunu bulacak, rotasını bulacak. 17 yaşında. Zaman zaman belki Arda başlayacak, Mesut onun yerine girecek. Zaman zaman Mesut başlayacak, Arda onun yerine girecek. Belki bazen beraber oynayacaklar. Muhakkak ki faydası olur. Sonuçta bir dünya şampiyonu Mesut. Düşüncemi şöyle dile getirsem. Çünkü bu Mesut'un tercihi diye düşünüyorum. Yani futbol Mesut'u bırakmış değil. Mesut biraz futbola Çabalamadı. uzak kalmış diye düşünüyorum ben. Onun tercihi yani bu. Benim fikrim... e bir önceki haberde konuştuğumuz Hamşik Mesut'tan büyük. Doğru, bravo. Ya yani sadece yaşla ilgili değil. Ne kadar bu işi sevdiğiniz, ne yani kadar tutkuyla bağlı değil yani Mesut'u. Benim Tabii. kanaatim. Mesut da çok tutkuyla bağlı sayılmaz evet. Öyle görünmüyor Hamşik kadar. Yoksa Atiba kadar. Yani. Atiba 5 yaş büyük Mesut'tan. Ama çok daha fazla tutkuyla bağlı. Mesut o kadar bağlı gözükmüyor. Ama madem kontratınız var, kadronuzda kalacaksa onu artık hamle oyuncusu olarak kullanacaksınız. E Premier Lig'in asist kralı, La Liga'nın asist kralı, e, dünya şampiyonu, Almanya'yla dünya şampiyonu, çok önemli CV'si, çok önemli kariyeri olan büyük bir oyuncuydu. Büyük bir oyuncuydu. Kadronuzda o var. Büyük bir oyuncu olma hayali olan Arda var. Katkısı olacaktır herhalde beraber antrenman yaptıları benzer pozisyon oyuncusu olmaları. Öyle görüyorum artık yani Mesut'un ben de A plan oyuncusu olacağını sanmıyorum. Ne bu sezon ne gelecek sezon. Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in oynamadığı dönemde yakaladığı oyun çıkışı da yani elbette sağlıklı, verimli, sahada kalmak isteyen, oynamak isteyen bir Mesut'u her zaman her takımda yer bulursunuz ama onun yokluğunda aradı diyebilir miyiz? Orası zengin, aramıyor. Çünkü orada çok opsiyonu var. Şimdi ileride 3 oyuncu kullanıyordu Pereira. İsmail Kartal neyse ki dört kullanıyor. Hani büyük takım yönettiğinin farkında olan bir tek direktör. O dört pozisyon için İrfan Can'ı var, Pelkası var, Berişası, Valencia'sı, Serdar Dursun'u var, Mesut Özil'i var, Arda Güler'i var, Rossi'si var. Zaman zaman Mert Hakan'ı da kaydırabiliyorsunuz oraya. Sezon başı itibariyle Muhammed de vardı. Orası bayağı kalabalık. Yeni sezonda da kalabalık olacak. Ya yani Mesut Özil oynamadığında o Arda'yı kullanabiliyorsan, İrfan'ı kullanabiliyorsan zengin bir kadro mu? Zor da bir tercih yapma zamanı geliyor İsmail Hoca'nın. Çünkü en son oynanan Konya Spor maçında işleyen bir orta saha modeli gördük değil mi? E, Mert Hakan geri döndüğü zaman hoca nasıl bir kurgu yapacak? Mesut devam etmeyecek. Büyük bir ihtimal ilk Omer'de Yerini kaybedecek. E, Mert Hakan dönebilir oraya. Daha, o da istim çünkü. İrfan da sağda bence daha etkili. İrfan'la Mesut sık sık yer değiştiler. Bazen İrfan'a 10 numara, bazen Mesut 10 numara. Diğerini sağ kanatta gördük. Enteresan bir şekilde İrfan'ın ben sağ kanatta daha etkili olduğunu fark etmeye başladım. Çünkü o penetre ediyor, ayak içi uzaktıraya şut vuruyor. Yaptığı ortalar değişik İrfan'ın. Herhangi bir kanat oyuncusu gibi orta yapmıyor. Yani hedefe atıyor, pas gibi atıyor. Onları da sağ kanattan böyle içeriye kısa bir dripling yapıp ondan sonra çok iyi orta atabiliyor sanki sağda daha etkili İrfancan yani kendisi farkında mı bilmiyorum ama İrfancan'ın tercihine bilmiyorum. Sanki 10 numara oynamaktansa çünkü 10 numara olduğunda her yeri kontrol etmelisiniz. Daha geniş açıyla eee etrafınızı ele, ele almalısınız ve saldırıya daha açık oluyorsunuz. 10 numara oynuyorsunuz ama sağ çizgide oynadığınızda bir tarafınızı tabii taç çizgisini alıyorsunuz bir tarafınıza daha rahat oluyorsunuz. İrfan sanki onu iyi kullanıyor. İyi penetre ediyor. Hem şut açısı yaratıyor kendine hem orta açısı yaratıyor sağa gittiğinde orta açısı, sola gittiğinde şut açısı yaratıyor. Çok da iyi vuruyor. Yani raket gibi vuruyor o açıyı yarattığında. Sanki İrfan'ı sağda devam ettirmekte fayda var. O durumda da Mert'i on numara kullanabilirsiniz. Arda'yı on numara kullanabilirsiniz. Pelkası ikinci santifor kullanabilirsiniz. Yani, o kadar çok opsiyonu var ki İsmail Hoca'nın. Mesut yok diye ahva edecek durumda değil Fenerbahçe. Takvim gazetesi geliyor ekranlarınıza. Başlığımız ise kupası yok ama eğitimi çok. Valeryan İsmail dünyaca ünlü hocalarla beraber aynı akademiyi bitirdi. Kariyeri tartışma konusu olan Fransız hoca Klopp, Löw, Nagelsmann ve Tuchel ile beraber Hennes Weisweiler akademisinden mezun oldu. Valerian İsmail'in en geç yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Kendisi bir duran top uzmanı 3-4-3 sistemini çok seviyor demiş gazete. Almanya'dan Hennes Weisweiler akademisinden mezun olan İsmail, Efsane teknik adamlarla aynı yoldan geçti. Valerian İsmail'in mezun olduğu akademiyi bitiren isimler arasında Sepp Biontek, Heinkes, Jupp Heinkes, Ralf Renjik, Klaus Topmöller, Urs Hürzberg, Felix Magat, Joachim Löw, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp ve Stefan Kuntz da yer alıyor. UEFA'nın pro lisans eğitimi normalde 240 saat iken Hennes Weisweiler Akademisi'nde teknik adamlara 815 saatlik eğitim veriliyor. Son olarak İngiltere Championship ekibi West Bromwich'te görev yapan Valerian İsmail 3-4-3 oyun sistemini belirliyor. Duran top organizasyonları ve direkt hücumlara çok önem veren 46 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon 31 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet alırken 1.45 puan ortalaması yakaladı. İsmail takımlarını 3-4-3 sistemiyle oynatıyor. Ne yapmış? 9 beraberlik, 10 mağlubiyet, 12 galibiyet. 9 beraberlik, 10 mağlubiyet. Beşiktaş ne yapmış peki bu sezon? 12 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet. Ya yani sadece bu istatistik üzerinden bakacaksak Önder Hoca'ya da rahatlıkla devam edebilirmiş diye de söyleyebiliriz herhalde. Bu akademiden birçok Türk asıllı tek direktör de mezun olmuş bu arada. Yani her yıl 20-30 mezun veren bir akademi. Mesela 2017'de İsmail Atalan ve Volkan Bulut Türk asıllı tek direktörler. 2020'de Engin Vural, bu akademiden mezun olmuşlar. Ama akademinin gerçekten çok ünlü mezunları da var. Miroslav Klose, Schwansteiger, Marco Rose, Timo Schultz, Tedesco, Nagelsmann, Klopp ve Tuhel gibi, Mehmet Şol gibi, Efenberg gibi çok ünlü mezunları da var. Ama birçok da Türk asıllı, Alman vatandaşı hoca da oradan mezun olmuş bu arada. Yani sadece Weissweiler e, diploması Bizim için önemli bir kriterse birçok da Türk asıllı hocanın oradan mezun olduğunu belirtmek istedim. Onu eklemek istedim umarım. Yani tercihte demek istediği şu. Tercih demek istediğiniz şu. Tercihte eğer bu birinci kriterse Okan Koçak'a getirebilirsiniz. Tercih o zaman. Kenan Koçak şu an milli takımımızın yardımcı hocası, değil mi? Kenan Koçak da oradan mezun. O okuldan mezun. En geç bugün özür dilerim en geç yarın İstanbul'da olması bekleniyormuş Valerian İsmail'in. Hiç Hı. duyduğunuz ne bileyim e, bildiğiniz bir şey var mı detay var mı yani ya çok konuşuluyor ama ne bileyim işte şöyle pürüzler var ya da şu konuda anlaşılamadı bu konuda yönetimde her konuda anlaşılmış mı şeyle Valerian İsmail'le? Ya şimdi dün Tam biz reklam arasında konuşmuştuk anımsarsınız burada gazeteler ve çeşitli e, görsel ve yazılı kaynaklar Valerian İsmail'le imza atıldı işte faksla gönderildi, o imzaladı, postada, evet, evet. bugün yolda, uçak biletini aldı falan derken, ben şöyle duyduğumu söylemiştim, hala masada Beşiktaş yönetimi diğer teknik adam opsiyonları da değerlendiriyor diye duymuştum ben. Ama tabii benim duyumum çok geçerli sayılmaz, hani muhabir kökenim yok, arkadaşların uzmanlık alanına saygı duyuyorum. O yüzden son durumu bilmiyorum. Gerçekten hala işte Şevçenko gibi... İbrahim Üzülmez gibi artık opsiyonları kimlerse onları değerlendiriyorlar mı? Önder Karaveri ile devam etme gibi bir seçenekleri var mı? Bilmiyorum. Ama hemen hemen Türk medyasının tamamı Valerian İzmail ile anlaşıldığını hep Faksa imza yazıyor. atıldığını hep birazdan yazıyor. İki gün içinde geleceği, uçak bileti alındığı aranıyor filan. Bu tarz yazıyorlar Valerian İzmail ile ilgili. Ki zaten bana da çok garip gelmiyor. Beşiş istiyorsa Valerian İzmail'de bir süredir zaten nasıl denir? İşsiz tek direktörlerden biri. 700 bin euro maaştan söz ediliyor. E, Santrfor'una Lerin Santrfor sola açık. 1 milyon 700 bin euro maaş teklif eden takım tek direktör 700 bin euro tek direktör arıyor. Dolayısıyla alabilirsin yani bulabilirsin. İngiltere Championship'tan tek direktörün Beşiktaş'a gelmek istemesi doğal. Ne olursa olsun takımın... Orada bir çıkacağını düşünmüyorum. Orada önemli olan Beşiktaş'ın tercih. Arkasında duran bir taraftar kitlesi var. Maçları ne olursa olsun eğlenceli geçecek. Tabii şeye tersine dönmezse işler. Teknik direktörle zaman zaman anlaşamıyor tribünden. Tersine dönmezse ama onun dışında coşkulu, istekli, arzulu bir camiaya tercih edecektir. Çalışmak istemez mi? İster, Elbette. tabii ki yani. Zaten yakın zaman geçmişe bakarsan Avustralya liginde Linns'te çalışmış, başarılı olmuş. Championship'te Barnsley ve West Brom'a çalışmış. İki tane üst çıkmak isteyen takım. Onlarla başarılı olmuş. Biriyle playoff oynamış, yarı finalde elenmiş. Biriyle sezon ortasında yollar ayrılmış West Brom'la. Hep üçlü savunmayı tercih etmiş. Ee, duran toplarla ilgili özel çalıştığı, özel set hazırlıkları olduğu söyleniyor. Bununla ilgili e, başarılı olduğu, Çalıştığı gruplarda başarılı oldu. Taç ve Korner organizasyonlarında başarılı olduğu söyleniyor. Ee, tabii ki 700 bin euroysa tek direktör ayırdığınız bütçe opsiyonlarınızı daralıyor. Benim iki gün önce ifade etmeye çalıştığım şey Varelyan İzmail ile ilgili kişisel bir mesele değildi. Tek direktöre daha fazla bütçe ayırmanız gerektiğiydi. Yani Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe'nin şu an Adem Laiç 3 bin euro maaş alıyordu. Sezon sonu bitiyor. sezon sonu bitiyor. Galatasaray'da Fegoli 3.8 alıyordu. Fenerbahçe, Mesut 3.5 yanılmıyorsam. Rakamlar 3 aşağı 5 yukarı. Bu seviyede olduğunu biliyorum. 100-200 yanılıyor olabilirim. Yani sizin kadronuzda 3 milyon üzerinde verdiğiniz oyuncu varsa, 2 milyon üzerinde verdiğiniz birkaç oyuncu varsa, ortalama oyunculara bile 1 milyon veriyorsanız tek direktöre 700 bin euro vermemelisiniz. Yani bütçeniz bu olmamalı. Biraz daha tek direktör bütçesi daha yüksek olmalı. Hatta bana sorarsanız bu seviye takımlara en yüksek bütçeyi tek direktör ayırmalı diye düşünüyorum. Benim itiraz ettiğim konu oydu. O zaman İngiltere'ye Guardian gazetesine gidelim. Başlığımız Manchester United, Erik Ten Hag ile menajerlik yani teknik direktörlük konusunda görüşüyor demiş. E, yapılan görüşmede Erik Ten Hag neyi sormuş? E, kulübün bütçesini ve de gelecek planlarını sormuş. Ama yani henüz şu anda kesin bir karar verilmiş değil. Pochettino dahil olmak üzere, Pochettino hocamız dahil olmak üzere diğer adaylarla da görüşecek. Manchester United yönetimi demiş Guardian gazetesi. Şimdi İngiltere'de böyle bir kültür var, mülakat kültürü. Tek direktörlerle mülakat yapıyorlar, adaylarıyla bunu gizlemiyorlar. Bazen de anlaşmıyorlar. Hani kafalarımız uyuşmadı, planlarımız uymadı diyorlar ve yeni adayla mülakat yapmaya devam ederler. Tottenham, Nuno Espirito Santo ile anlaştığında 11. mülakat oldu söyleniyor Nuno Espirito Santo'nun. Tottenham'ın birçok adayla görüştüğü bir şekilde adayın ya da onların tercih etmediği. Yine bir başka örnek Liverpool Brandon Rodgers'ı göreve getirene kadar yanılmıyorsam 7 tek direktöre daha mülakat yapmıştı. Bazen oluyor bu yani İngiltere'de böyle bir kültür var. Lopetegi ile mülakat düşünüyorlarmış. Luis Enrique eğer isterse onunla mülakat düşünüyorlarmış. Pochettino adaylar içine sayılıyor. Tuhel Chelsea'den ayrılmayı düşünürse adaylar içine sayılıyor. Ama ilk mülakatta Erik Ten Hag'la yaptıkları söyleniyor. Yani bu bir mülakat süreci hemen sonuçlanmayacaktır diye tahmin ediyorum. Peki hala süremizin sonuna geldik Uğur Bey. Şu e, Chelsea haberini unutmayalım yarına tamam. e, aktaralım. Bugünlük bizden bu kadar. Ağzınıza sağlık. Sizinle. Değerli izleyenler veda etme zamanı tekrar birlikte olana dek. Hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.